Devam ediyoruz. Şimdi sıradaki konuşmacımızın kim olduğunu biliyorsunuz da ben önce şöyle bir şeyi söyleyeyim. Sıradaki konuşmacımız tahmin ettiğiniz üzere Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın. Çok fazla konu konuşacağız. 6 ayda 1 milyon siparişe nasıl ulaştığını konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Merakla beklediğinizi de biliyorum. Ama aslında Nevzat gelsin de birlikte sunalım değil mi bunu? Bize bir özel bir sürpriziniz var ama gel birlikte sunalım. Size. Alkışlarla Nevzat Aydın. İçine geçiriyorsun. Evet, evet, takabiliyorsun, evet. Şimdi bize bir güzellik yaptı Yemek Sepeti, bana bir sağ olsun. Ve normalde gösterip seni çağıracaktım ama dedim ki birlikte izleyelim şurada, daha tadı olsun. Evet, Yemek Sepeti bana birinin jingle'ı radyo televizyon sosyal medyadan önce ilk defa Webrazi Summit'te yayınlanacak. Önce jingle dinleyelim, ondan sonra sohbete başlayalım. Bana bir kola, chips, çikolata lazım. Bana bir muz, avokado lazım. Bana bir süt, soda, peynir lazım. Ne yapmak lazım, ne yapmak lazım? Bana bir gazoz, dondurma lazım. Bana bir deterjan, şampuan lazım. Bana bir pastırma, ayran lazım. Ne yapmak lazım, ne yapmak lazım? Bana bir lazım. Sana bir, bana bir lazım. Bana bir lazım. Sana bir. Bana bir rahatlık, kolaylık lazım. Bana bir çeşit, çabukluk lazım. Bana bir fırsat, bir yenilik lazım. Ne yapmak lazım, ne yapmak lazım? Bana bir lazım. Sana bir, bana bir lazım. Bana bir lazım. Sana bir, bana bir lazım. Çok güzel olmuş, bir alkış alırız. Teşekkürler, sağ ol. Normalde arkadaşlar bana not yazarken önce onu oynatırız, ondan sonra Nevzat Bey'i alırız dediler ama ben sistemi bozdum şu an. Çünkü birlikte dinlemek bunu daha keyifli olacak gibi düşündüm. Çok şey var Nevzat konuşmamız gereken. Zaten oturumun başlığında 6 ayda 1 milyon sipariş diye yazdık. Ve bunu da zaten paylaştın sen de geçtiğimiz günlerde. Ya herkes biliyordur ama bilmeyenler olabilir. Ben gene genel olarak bana benim faaliyetlerinden kısaca bahsedersen en azından yani bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum ama onu bir yapmış olalım. Çünkü canlı yayın da var. İzleyenler arkadaşlar bana bir deneyen, sipariş veren kimler var aramızda? Yani salonun işte 1/3 falan. Evet, evet. Diğer arkadaşlar için de bizim standta kuponlar var. Yani belki bir motivasyon olur kullanmanız için. Çıkışta oraya uğrayabilirsiniz. Bana bir ilk etapta Yemek Sepeti'nin kendi kitlesini hedeflediği, ondan sonra da diğer herkesi hedefliyor olduğu ve takriben verdiği siparişin 14 ila 16 dakika arasında eve ulaştığı bir online market projesi. 2500'den fazla farklı ürün sipariş verebiliyorsunuz. Şu an 37 depo var tüm Türkiye'de, 6 tane farklı ilde. Ve ya sen sor, yönlendir, öyle yanıtlayayım ben. Gayet de iyi gidiyor şu anda yani. Evet. Rakamlar falan çok 37 depo dedin, ona hemen not aldım. Şimdi sen daha önce biz seninle sohbetleri yaptığımızda ipuçlarını vermiştin bana. Şu anda ezberimde yok ama işte şu kadar ayda şu kadar şehir olacak falan demiştin. Burada böyle bir yeni bir hedef var mıdır bizimle burada paylaşabileceğin büyüme stratejisi kapsamında? Ya rakamları çok böyle esirgeyen bir adam değilim zaten. Yani evet. Twitter'da falan da her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyorum. Birkaç rakam söyleyeyim. Mesela şu anda 2200 kişiyiz. Yemek Sepeti artı bana bir ekibi. 2020 sonu hedef 7000 kişi olmak. 2020 sonu? Evet. Yani 3,5 katına kadar büyümesini öngörüyoruz. Ve bu büyümenin çok büyük bir kısmının bana birden geleceğini öngörüyoruz. Hı hı. 6 ildeyiz, 15 ilde olacağız. Yani olacağız derken ufak tefek rakamlarda tersikler olabilir ama hedefimiz bu en azından. 15 ilde 2020 sonunda mı olacak? Evet. Ya 3,5 katına siparişle büyüyeceğiz ki 15.000 siparişlerdeyiz günde şu anda. İşte yaklaşık 50-60 bin siparişten bahsediyorum. Günlük satılan ürün sayısı 100 binlere yaklaştı. O rakamında işte 350 bin, 400 bin civarı olacağını düşünüyoruz. Yani bayağı bizim önümüzdeki sene için büyüme hedeflerimiz bayağı agresif. Ne gerekiyorsa yapacağız yani. Sektörü nasıl görüyorsun? Peki şu anda yani online market işi benim gördüğüm kadarıyla
çığırından çıktı şu anda. Ya, yani 2-3 tane farklı model var sektörde. Hani kucağımda kaldım şu. Bizim gibi çalışan biz var, işte Getir var. Yani aha, dark store denilen kendi dükkanlarını açıp onlardan teslimat yapan modeller var. Pazar yeri denilen siz siparişi verince çalıştığı markete gidip alışveriş yapan getirenler var. Bir de evet kendi dükkanlarıyla çalışıyor ama süre anlamında daha uzun vadeli çalışanlar var. Hı hı. Üç modeli de bayağı araştırdık zamanında tabii bu işe girmeden. Bizim için en elverişli olanın, kullanıcıya en iyi hizmeti en çabuk getirebileceğimiz modelin bizim model olduğunu düşündük, hı hı, ve bu şekilde başladık. Ve bu alanın büyümeye devam edeceğini düşünüyorsun. Geçtiğimiz günler dedi galiba, yanlış da söylemeyeyim, yurt dışında galiba Uber bir satın alma yaptı, yanlış hatırlamıyorsam. Hem dünyada bunun bir garip bir gidişatı var, Türkiye'de bu büyümenin devam edeceğini öngördüğünüzü düşünüyorum sonuçta. Yani şu an geldiğimiz yer, evet, olduğumuz yer çok komik yani. Online sipariş oranlarına baktığımız zaman sektörün tamamının %99,5'unun offline olduğundan bahsediyoruz. Hı. Bunu grocery, market alışveriş anlamında söylüyorum. Ve bu rakamın yani gözüken 5 sene içerisinde %7'lere, %10'lara gelmemesi kaçınılmaz. Ya. Biz de burada tekrar ediyorum yani Yemek Sepeti'nin kullanıcı odaklı olma mentalitesini, hı-hı, devam ettirerek kullanıcıya en iyi hizmeti, en çeşitli hizmeti, en iyi fiyata, en çabuk şekilde ulaştıran, hı-hı, olmayı hedefleyerek devam edeceğiz. Yani. Bambaşka bir alana girdiniz bu arada. Yani biz daha önce de bunun seninle muhabbetini galiba sizin ofiste yaptığımız söyleşide konuşmuştuk. Yani lojistik işi var, artık ürünü tutar hale geldiniz. Yemek sepetinde hiç bunlar yoktu sonuçta. Yani ürünün kalitesi var, işte bazı ürünü soğuk götürmen lazım, taze olması lazım, işte fiyat gerçeği var. Yani senin çünkü yemek sepetindeki marjların belli, burada böyle biraz daha kuruşlarla dönen bir operasyon var falan. Ya bayağı bir zorluğu vardır. Ama bunları çözümler de üretiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu konularda biraz bir sizin taraftaki durumu alabilirsek. Ya iki tane ediyorum. Çok majör sektör var. Yakınından geçmediğimiz daha önce. Ama bana bile uğraşmak durumunda ve öğrenmek durumunda kaldığımız lojistik ve perakende. Yemeksepeti.com daha önce bir pazar yeriydi. Ama şimdi bana bile beraber daha başka bir yere evrildi. Evet, bunların hepsi ayrı ihtisas konuları ama biz de iyi bir ekibiz. Gerekli desteği de alıyoruz hem maddi anlamda hem kullanıcılar tarafından manevi anlamda. Hiçbir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. Yani çabuk öğreniyoruz. Çabuk öğrenip uygulamaya geçiyoruz. Nitekim 6 ay içerisinde işte bana birinin gelmiş olduğu nokta belli. Önümüzdeki sene hedeflerimiz de çok iddialı. Biz bayağı iddialıyız yani. Ha, bunlar da varmış arkada. Evet. Şeyi merak ediyorum burada. Yurt dışı planı var mı? Şimdi Delivery Hero'nun bünyesinde, evet, Yemek Sepeti. Pazartesi ve Salı Dark Store Summit, yani Dark Store zirvesi yapıldı Türkiye'de. Biz 6 ayda ne yaptık, nereden nereye geldik, neyi nasıl yaptık, bununla ilgili, hı hı, bütün diğer 40'ı aşkın ülke ve onun yetkilileri geldi. Hı hı. Bizden bunu dinlediler ve şu anda da açılmakta olan 9 ülke var sırada. Hı hı. Aynı, birebir aynı modelle. Dark Store, yani dükkan ve depo modeliyle. Hı hı. Bence bizim burada yakalamış olduğumuz kısa süredeki başarı onlara da bir ilham kaynağı oldu ve onlar da çok kısa bir süre içerisinde diğer ülkelerde, özellikle MENA, Orta Doğu tarafında farklı ülkelerde açıyor olacaklar. Vay, enteresan, enteresan. Yani burada tabii şey var, yani sizin yani şu an elinde bir nimetsiniz diye düşünüyorum yani. Aslında Delivery Hero için bir nimet şu anda sizin aslında olmanız yani. Çünkü hem o taraflardaki tecrübe var, hem burada böyle bir o hızlı öğrenen bir yemek sepeti organizması var. O açıdan orada bir fırsat ya gibi çok görüyorum. İyi geçiniyoruz diyelim. Yani onlar da bizi seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Gerekli saygıyı bize gösteriyorlar her sen zaman. Sen gerçekten iyi geçiniyor musun onlarla? Zaten en ufak bir sıkıntım olsaydı kalmazdım. Yani evet. Çünkü bana yeni bir şey yapma imkanı verildiği sürece, yeni bir şey üretebildiğim sürece ben bu yapıda yer alacağım. Evet. Ve onlar da bana o imkanı fazlasıyla veriyorlar. O yüzden. Senin ama şu anda Delivery Hero'nun board'unda bir görevin hala... Hayır, yok. Çünkü halka açıldı Almanya'da. Daha önceden vardı. Vardı, öyle hatırlıyorum. Bağımsız üyeler geldi. Almanya'da biraz daha farklı prosedürler var. O yüzden artık o görev yok artık. Yok. Tamam, nispeten en azından daha bir rahatlamışsındır. O görev çünkü herhalde ağır bir görev diye düşünüyorum. Evet, bir de çok fazla oraya buraya gitmek gerekiyor. Onu biraz azaltmaya iyi oldu yani. Böyle
şu anda ya enteresan bir şey yaptın aslında. Yani burada bana bir konusuna geri geleceğim de. Yani seninle normal birebir sohbetlerde de konuştuğumuz. Yani yepyeni girişim kurdun. Ya abi yani sonuçta yemek sepetini satmışsın, çıkmışsın. Otur, dinlen, takıl, bir şey yap. Yani şu anda baya baya sıfırdan girişim kurdun. Ha tamam, tabii ki bir artısı var. Ya. Yemek sepeti gücü var arkasında. Hatta onu da sorayım. Yemek sepetinin gücünden nasıl yararlanıyor diye yani cevabı tahmin ediyoruzdur ama yani bu soruyla bağlantılı olsun. Yemek sepetinin gücünden faydalanmasına rağmen senin böyle baya baya eller çamura bulanmış şekilde bununla uğraştığını biliyorum yani. Ya ben yemek sepetiyle de acayip ilgileniyorum. Yani evet. Yemek sepetinde kaç sipariş aldık, kaç restoran kapandı, kaçı açıldı vesaire, kullanıcıya kaç joker sattık. Buna günde böyle yüzlerce defa bakan bir adamım. Yani. Evet, ama biliyorum. Bu kadar 19 sene sonra yepyeni bir şeyle ortaya çıkmak bambaşka bir motivasyona yol açtı bende de. Ben de günümün çok ciddi bir zamanını bununla geçiriyorum. İyi oldu yani o içimdeki girişimciliği daha çok yatırım yaparak değerlendiriyordum son birkaç sene içerisinde. Bu sefer o kolları sıvayıp taşın altına elini koymak bana da iyi geldi. Ve önümüzdeki sene daha da iyi gelecek umut ediyorum yani. Ya, yatırım tarafına devam ediyorsun ama. Ediyorum. Ki Türkiye'de yatırım için 2019 kötü bir seneydi. Yani bütün yatırım rakamlarına baktığımız zaman yani bunun sebeplerinden biri de bütün Türkiye'deki fonların, Türkiye yatırım yapan fonların yeni fonu raise ediyor olmaları. Evet. Öyle bir döneme denk geldi. 2020'nin daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Evet. Ama konjektür de çok destek olmuyor. Yani Suriye olayları işte vesaire, dolar TL'deki bir takım dalgalanmalar. Ama ben çok bunlara takılmıyorum. Yani zaten öyle yemek sepetini satıp da Türkiye dışında gideyim başka bir yerde yaşayayım diye bir idealim de olmadı yani. Evet. Burada işte bu ülkede doğdum büyüdüm ve burada devam edeceğim yani. Bana bir dönüyorum geri. Şimdi biraz önce arkaya gösteriliyor mu bilmiyorum ne gösterildiğini ama ben buraya hızlı bir not aldım. Şu anda dedim günde 15 bin siparişte dedin. 14-15 binleri bulduk 14-15 evet. 14-15 binlerde ve bir hedef söyledim onu not almamışım ama hedefte 50-60 bin lira. 50-60 bin sipariş önümüzdeki sene sonunda. Evet. Önümüzdeki sene sonunda. Yani biz hep de bir online market alışverişi diye bu kategoriyi isimlendiriyoruz ama bana bir özelinde buradaki en çok ilgi gören kategoriler nelerdir? Yani ya atıyorum meyve sebze mi yoksa ne bileyim su mu yumurta mı? Atıştırmalık acayip ilgi görüyor. Yani çikolatayı da oydu buydu vesaire orada geniş bir ürün gamı var. Su çok popüler. Özellikle yemek sepeti yani bana bir üzerinden yanılmıyorsam şu anda 4-3 veya 4 farklı markanın suyla ilgili bütün ürünlerine ulaşmak mümkün. Damla var, Sırma var, Hamidiye'yi ekledik son zamanlarda. Onlarda çok ciddi bir talep var. Hem taşımanın zor olması sebebiyle hem de insanların daha toplu alım yapıyor olması sebebiyle. Böyle ama her şey satılıyor. Yani gece saat 2'de HDMI kablosu, ne bileyim charger siparişi veren. Gece 2'de HDMI kablo. Var, büyük var, olsa var. Ya bilgisayarındaki bir videoyu televizyona aktarmak istiyor herhalde. Ya bilmiyorum çok ne olduğunu motivasyonun ama yani farklı farklı uygulamalarda farklı farklı ürünler mevcut oluyor yani. Niye güldünüz ya? Allah Allah ya. Sanki bir şey dedik. Bana bir yemek sepeti içinde kalmaya devam edecek mi? Benim bu şahsi tamamen merakımdan sorduğum bir soru. Ya yemek sepetinin 19. senesi olduğu... Uygulama olarak diyorum, uygulama yani. Uygulama için söylüyorum. Evet evet kalacak. Yani ayrı bir uygulama düşünmüyorsunuz. Hiç gerek yok bence. Bunu yapanlar niye yapıyor bilmiyorum. Ama bizim en baştan beri ortaya koyduğumuz vizyonda yemek sepeti kullanıcılarına çok kısa süre içerisinde ve çok convenient, uygun şekilde sipariş vermelerini sağlamak vardı. Bu da aynı app'in içine gömmek ve onu başka bir bölüm olarak göstermekle olacağını düşündük ve dönüşüm, conversion rakamlarına baktığımız zaman inanılmaz yani %26 şu anda. Yani bana bir'e giren 100 kişiden 26 sipariş veriyor. Bu böyle çok hele 6. ayındaki bir proje için pek duyulmuş bir rakam değil yani. %26 conversion çok ciddi sayı. Aklında var mıdır bilmiyorum. Şimdi o yüzden şimdi notlarımda da yok. Seninle de öncesinde konuşmadık. Öyle olduğu için şimdi böyle kontrpiyede kalmanı da istemem ama aklında varsa yemek sepetinin şu anki üye sayısını, yani kullanıcı sayısını mutlaka ezbere biliyorsundur. Söyleyebilir misin? Gizli değilse. 12 milyon. 12 milyon. Bana bir dönüş, yani kaçı bana bir müşterisi de oldu desem paylaşabildiğim bir verime? %11. %11. Evet. Ama 12 milyon kayıtlı kullanıcı. Yani aktif kullanıcı sayısı değil.
O daha düşük tabii. O işte %20'lerde falan. Hı hı. 2,5 milyon atıyorum civarı. Son bir ay içerisinde yemek sepetinden sipariş vermiş. Evet. Son bir ayda kısıtlı bir süre. Kullanıcı var. Bunların da %11'ine sipariş vermeyi başarabildik. Ki gideceğimiz ne kadar fazla yol olduğunu buradan görebiliriz. Abi matematiğim şimdi sahnede beni unutmuyorsa... Bir matematiğine bir şey daha ekleyeyim. 200 küsür günden bahsediyoruz. Bu bahsetmiş olduğum %11'in yüzlük kısmı da %55 büyüyor yemek sepeti. Yani biz hiç yeni kullanıcı kazanamamış olsak bir sene içerisinde o rakam %7'ye düşüyor olacak. Ya yani iyi gidiyoruz ya. Hem yemek sepet güzel tarafı hem bana bir tarafı, ikisinin birbiriyle oluşturduğu sinerjiler, şirket içerisinde bu kadar yeni bir projeyi sahiplenmemizin getirdiği motivasyon, hı hı, yani bütün taraflardan şu anda iyi gidiyoruz yani. Ya şimdi elimdeki notlara şöyle bir bakıyorum. Yurt dışı planını sordum ben sana, yurt atışımı düşünmüşsün ama sen orada Delivery Hero tarafının MENA açılımını aslında biraz daha ön plana çıkarttın. Evet, MENA tarafında 9 tane ülke var orada. Avrupa'da da 2 ülke var. Siz daha önce Yemek Sepeti'yle girdiniz zaten oralara. Yemek Sepeti'yle girdiğiniz yerler. Biz sattığımızda 12 ülkedeydik. Evet, vardı yani. Vardı. O, bildiğimiz pazarlar hepsi. Evet. Bildiğimiz arkadaşlar, ekiplerde kalanlar. Hı hı. Yani bizim sektörde çok şey değişiyor. Mesela dün, belki detay ama bilenler bilecektir. Just Eat diye bir firma var İngiltere'de. Evet. Takeaway var Hollanda'da ve Almanya'da. Onlar bir teklif vermişlerdi ve onların board'u, yönetim kurulu onu görüşüyordu. Naspers piyasa fiyatı %20 üzerinden tamamen nakit bir teklif verdi. Ve dün bütün piyasa alt üst oldu. Yani Delivery Hero %4 çıktı. Just Eat %25 çıktı. Yani öyle bir sektöre girerken bu kadar bunun hakikaten böyle dağlar kadar büyüyebilecek bir sektör olduğunu farkında mıydık? Bilmiyorum. Yani çok büyüyebileceğini biliyorduk da 20 sene sonra hala böyle dünyanın en büyük internet gruplarının Amazon'la Deliveroo'nun hikayesi var İngiltere'de. Evet. Yani şu anda en popüler bu sektör. Bu ne kadar daha sürer bilmiyorum. Ama Yemek Sepeti de hem almış olduğu sipariş sayısıyla, hem kullanıcı datasıyla, hem de bu dark store dediğimiz market ve benzeri yeni projeleri uygulayabilme çevikliğiyle çok iyi bir yerde konumlanmış durumda yani. Ya daha önce sana 50 kere konuştuk bunu. Çok da sordum ama şimdi burada da bir kez daha sorayım. En azından böyle güzel bir söyleşiyi yakalamışlar. Sonuçta bir kaydı var, canlı yayını var. Bir kez daha sormuş olayım. Ya pişman mısın sattığına? Hayır, değilim. Yani Yemek Sepeti, bunu hep söylüyorum. Ne zaman satsak erken olacaktı Yemek Sepeti'ni. Evet. Yani şu an satmamış olsam ve bir teklif gelse, ki bizim görüşümüze göre 2 milyon civarı bir durumda şu anda. Yani sattığınızın 4 kat üstü bir şey gelecek. Bundan 5 sene sonra biz seninle burada hala oturuyor olsak, ya sattığına pişman mısın, bak şirket daha ne kadar büyüdü diyeceksin bana. O yüzden yani bizim yapımızda bu kadar durabildik diyeyim. Bir de sattıktan sonra ülkede 4 tane seçim, bir tane darbe girişimi, bir tane yenilenen seçim falan, işte dolar indi çıktı, Trump tweet atıp duruyor falan gibi böyle bir saçma sapan bir ortam olduğunu varsayarsak, hayır, sattığıma pişman değilim. Hı hı. Ama daha başka, daha stabil bir ülkede olsaydım, hı hı, kesinlikle satmayı düşünmezdim ve hayatımın sonuna kadar büyük ihtimalle bu işi yapmak isterdim yani. Gerçekten satsan da fark etmiyor işte. Hala hayatın sonuna kadar bu işi yapıyorsun zaten. Dedin ya 5 sene sonra burada olsan, büyük olsa 5 sene sonra burada oturacağız zaten. Ve bu sefer atıyorum. Ya umarım belki... çok daha fazla. Gerçi şimdi bakıyorum konuşan arkadaşlara falan. Bir sürü yeni isim gelmiş tabii. Yani biz seninle 5 sene önce bu sohbeti yapıyorduk. Ya bu senin işin tabii ki. Ama yani benim yerime de bir sürü yeni farklı insanlar geliyor. Hı hı. İşte bakalım 5 sene sonra nerede olacağız bilmiyorum yani. Yemek Sepeti'nin kuruluşu 2001 miydi? 2000-2001. Yani 2000'de şirket kurduk. 2001 Ocak online oldu. İşte 2006'da da ben Webrazi'yi kurmuşum. Düşün yani, yıllar akıp geçiyor. Ama biz eminim 5 sene sonra sen artık yani Yemek Sepeti ya devam ediyordur ya bambaşka bir şey yapıyorsun ama gene büyük olsa burada konuşacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü... Yani önümüzdeki sene ve 2020 ve 2021'de iki tane daha hiç girmediğimiz sektöre giriyor olacağız şu an gözüken. Ha işte böyle şeyler söyle bana. Yani bunun adını şu anda koyamam ama yine disruptive, yıkıcı mı benim Türkçesi? Yıkıcı bir yaklaşımla o sektörlere gireceğimizi kesinlikle söyleyebilirim. 2020, zaten Yemek Sepeti o kadar büyük bir yapı ki şu anda, yani günde 1 milyon kişi yemek yiyor. Bu kadar günde fazla kişinin kullandığı bir projenin başka bir sektöre girdiğinde ses getiriyor olması lazım. Evet. Bana bir öyle oldu. Diğer projeler de öyle olacak ya. 2020 ve 2021'de iki farklı yeni sektör. Evet. Güzel haberdi bu. Güzel haber. Teşekkür ederim.
Neyse, eklemek istediğim şey var mı? Yok, yani bana bir denemeyin arkadaşlar. Hakikaten bir deneyin bence. Fiyatlar çok makul, daha makul diyeyim. Gönderim süreleri gayet mantıklı. Çok fazla ürün çeşidi var. Ve dilediğiniz şekilde ödeyebiliyorsunuz. Ya online kredi kartı, kapıda nakit, kapıda kredi kartı vesaire. Memnun kalacağınızı umut ediyorum. Ha, ufak bir ekleme. NPS diye bir Net Promoter Score diye bir kavram vardır. Bana benim net NPS'i 91 arkadaşlar. Ben böyle bir rakam hiç duymadım. Hı hı. Yani işte bir 1'den 10'a kadar puanlıyorsun. 9'da 10 tavsiye ediliyor vesaire. 91 gibi puanımız var. Umarım bunu korumaya devam ederiz. Yani. Bunun için de gerekli yatırım ne yapılacaksa yapmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim Nevzat. Ben teşekkür ederim. Yoğun tempoda geldiğin zaman ayırdın. Çok mersi. Alkışlarınızla Nevzat Aydın. Şunu takalım.